Zaten ben de buradayım. Sadece buradayım arkadaşlar. Bu akşam dediğimiz gibi hep birlikte birazcık milli mücadele döneminden bahsedeceğiz ama hazırlık döneminden bahsedeceğiz. Oldukça detaylı ve uzun bir konu aslında. Bununla birlikte her yıl mutlaka bir tane soru çıkıyor arkadaşlar. Bir soru olmakla birlikte bazen iki soru falan diye de karşılaşıyoruz. Daha çok yorum ağırlıklı olan sorular da geliyor. Çünkü işte çok klasik olan sabit şu şu mudur bu bu mudur soru tipinden biliyorsunuz ki artık ÖSYM uzaklaştı. Ses gelmiyor diyenler muhtemelen bende bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Mutlaka bir girip çıkın hocam. Milli mücadele hazırlık döneminde biz mücadele kısmını 3 kısma ayırıyoruz aslında. Milli mücadele hazırlık dönemi, milli mücadele aksiyon dönemi dediğimiz, yani Kurtuluş Savaşı'nın asıl gerçekleştiği muharebeler dönemi, bir de Kurtuluş Savaşı, milli mücadelenin diplomatik dönemi olarak ayırıyoruz. Milli mücadele hazırlık dönemi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlıyor. Biliyorsunuz ki Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan bir süreç arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şöyle inceden bir sohbetimize, bir nevi sohbetimize başlayalım diyorum. 2023'e hazırlanan öğrencilerimizin sayısı bence az. Hala atama bekleyenler, hani bu yıl seçim olacak o yüzden atama sayısı çok olacak falan diye söylentilerimiz. Ancak bunlara çok fazla güvenemeyiz arkadaşlar. Biz işimizi kış tutmak zorundayız. Yani hazırlanmak zorundayız. Belli altyapısı olanlar buna devam etmek zorunda. Artık başlamadıysanız bile bir an önce artık KPSS hazırlığa başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz motivasyonunuzu yüksek tutun. Şöyle bir taşın altına elimizi koyacağız artık. Önümüzde uzun zaman var hazırlanmak için. Bence güzel değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, inkılap tarihi 12. 3 tane de Çağdaş Türk Dünyası, toplam 15 tane sorunuz benimle arkadaşlar. Notlar bizzat kendime ait olmakla birlikte tamamen teliflidir. Hiçbir yerde paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. Burada dediğimiz gibi Kurtuluş Savaşı muharebeler dönemi öncesinde önce hazırlık dönemi, daha sonra aksiyon safhası dediğimiz muharebeler dönemi ve son olarak da diplomatik dönemimiz var. Neden önemli? Bakın, bu ayrım bile bize soru olarak gelir. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde ya da milli mücadele hazırlık döneminde gerçekleşen olaylardan birisi değildir der mesela. Bir ÖSYM tipi KPSS lisans soru çeşitlerinden bir tanesidir. O yüzden biz milli mücadele döneminde hazırlık döneminin hangi olayla başladığını, Samsun'a çıkışla başlıyor dedik ve 1. İnönü Muharebesi'yle sona erer. Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın aksiyon safhası dediğimiz kısım ise 1. İnönü Muharebesi'yle başlar, büyük taarruza sona erer. Zaten orada biz özellikle Batı cephesi üzerinden savaşlarla devam ederiz. Ve son olarak da diplomatik dönem Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla başlar. Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erer arkadaşlar. O yüzden bu aradaki kronolojik bağlantıyı mutlaka sağlamanız gerekir. Buna lütfen özellikle dikkat edelim. Milli mücadele, 1. Dünya Savaşı yapıldı biliyorsunuz. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti mağlup oldu. Mağlup sayıldıktan sonra imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Wilson prensiplerine güvenerek Mondros'u imzaladı. Her millet çoğunlukta olduğu bölgede kendi kaderini kendisi tayin edecek. Osmanlı Devleti çoğunlukta olduğu bölgelerde varlığına devam edecek gibi nüfus olarak çoğunlukta olmasına güvenerek Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Wilson prensiplerine inanarak imzaladı. Ardından 1919'da biliyorsunuz Paris Barış Konferansı toplandı İtilaf Devletleri tarafından ve Paris Barış Konferansı'na İtilaf Devletleri haricinde aynı zamanda kimler katıldı? Yunanlılar katıldı, Ermeniler katıldı, Araplar katıldı. Bu adamlar 1. Dünya Savaşı'na katılmamış olmalarına rağmen Paris Barış Konferansı'na katıldılar. Ve sözde Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan barış anlaşması belirlenecekti. Ama İtalya'nın konferansı terk etmesiyle hatırlarsanız artık şey olmuştu, nasıl diyelim, konferans yarım kalmıştı, amacından sapmıştı zaten. Şimdi böyle bir durumda Yunanlılar dediler ki biz İzmir ve çevresinde çoğunluktayız. Amerikan Başkanı Wilson'a nüfus olarak üstün olduklarını söylediler. Ermeniler aynı şekilde yaşadıkları coğrafyada üstün olduklarını söylediler ve Araplar da yine aynı şekilde bunu söyledi. Ve haklı olan tek grup Araplardı ama
Paris Barış Konferansı'nda Araplar için kesin bir sonuç çıkmamakla birlikte Yunanlılar için İzmir'in işgaline izin verildi. Ermenilerin de Doğu Anadolu'yu işgal etmesine izin verildi. Şimdi 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali var. Bu dönemde Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanı'ydı. En son Suriye-Filistin cephesinde. Burada ki cephe kapandı, Mondros imzalandıktan sonra biliyorsunuz İstanbul'a geldi. Ve burada arkadaşlar Mustafa Kemal 15 Mayıs'ta İzmir'in işgaline resmi karar verildikten bir gün sonra 16 Mayıs'ta yola çıktı, Samsun'a gönderildi. Bizzat Sultan Vahdettin onun gönderiliş emrini imzaladı. Şimdi benim zamanımda hep Vahdettin vatan hainiydi. Sonra zaman değişti, müfredat değişti. Sonrasında dendi ki artık böyle konuşuyoruz biliyorsunuz ki. Oturuyoruz diyoruz ki Mustafa Kemal aslında destek verdi alttan alttan. Ancak şunu unutmayalım. Demiyor ki git orada milli mücadeleyi başlat. Git orada halkı örgütle. Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi Mustafa Kemal'e 9. Ordu Müfettişliği görev verildiğinde bütün yerli ve aynı zamanda askeri olan bütün şeylerden, makamlardan daha üstün bir yetkiye sahip Mustafa Kemal artık. Yani bütün böyle şeylerle donatılmış. Belki bir nevi Vahdettin'i böyle temsil edecek kadar büyük bir donanımla gidiyor burada. Bu yüzden de askeri ve sivil bütün makamlara emir verme yetkisine sahip. Ancak Vahdettin buna diyor ki, bu arada Vahdettin'in bir dönem yaverliğini yapmış bir adam Mustafa Kemal. Onun aslında fıtratını biliyor. İkisi de birbirini bu anlamda oldukça iyi tanıyorlar. Olayın psikolojik boyutu da bizim için önemli. Mustafa Kemal'i buraya gönderdiğinde alttan alttan, yani içten içe biz tarihçiler hep yorumlarız. Aslında böyle bir şey yapmayacağını biliyordu. Aslında milli mücadeleyi başlatacağını biliyordu. Çünkü lider olunmaz, lider doğulurdu ve Mustafa Kemal lider doğanlardandı. Vahdettin öyle bir adam değil. Zaten böyle minnoş gözlüklü, biliyorsunuz ki çok iyi bir baston ustası ve tahta çıkmayı hiç hayal etmemiş. Kendisine tahtın devredileceği söylendiğinde hiç böyle bir şeyde, biliyorsunuz 5. Mehmet Reşat İspanyol gribinden ölüyor. O böyle öldükten sonra aniden tahta çıkıyor Vahdettin arkadaşlar. Sultan Vahdettin tahta geçtiği zaman bugünün geleceğini hiç düşünmemiştim ama ne yapalım ki, tarihin tecellisi diyor. Yani kendisi bile aslında tahta geçmeyi öyle güçlü bir şekilde isteyen bir adam değil. Ama ne yapsın, tarihin tecellisi, o da Osmanlı Hanedanı'nın son padişahı olarak tahta geçiyor arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişliği göreviyle görevlendiriyor. Ve diyor ki git diyor Samsun'a, Samsun ve çevresine. Burada arkadaşlar özellikle Rumlar örgütlü halde çalışıyorlar. Pontus Rum Cemiyeti'nin Samsun, Trabzon ve çevresinde aktif olarak çalıştığını biliyoruz. Bunlara karşılık halkın Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre halkın elindeki bütün silahlar teslim edilmesi gerekiyor. Bütün ordular terhis edilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne ait olan bütün askeri mühimmatın da yine İtilaf Devletleri garnizonlarına teslim edilmesi lazım. Mondros'u imzalayan Rauf Orba için zaten demişler ki bu adam ya aptal ya da kör olması lazım. Halbuki sadece Rauf Orbay teslimiyetçi bir politika sergilemek zorunda kalmış ve Mondros'u imzalamış. Vatansever bir adam ve milli mücadelenin içerisinde Mustafa Kemal'e çok da destek olacak. Ancak hiçbir zaman TBMM'de bir TBMM başkanı, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olamayacak. O her zaman Mondros'u imzalayan adam olacak. Bu yüzden her zaman bu yüzden eleştirilen adam olacak Rauf Orbay arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal de Samsun'a giderken Sultan Vahdettin kendisine diyecek ki orada teslim edilmeyen dağıtılmayan ordular var. Bunların dağıtılmasını sağla. Kimden bahsediyor? Kazım Karabekir ve 15. Kolordu'dan bahsediyor. Halkın elindeki silahları alın diyor. Aranızda Trabzonlu var mı? Her evde muhtemelen bir tane dedesinden kalma silahı vardır. Silahsız ev yoktur. Adamın canını alırsın ama silahını alamazsın yani. Gideceksin diyor, halkın elindeki silahları diyor verecek, teslim etmesini sağlayacaksın. Ve diyor halkı sakinleştireceksin. Böylece işgal yaygınlaşmayacak. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'nda ne vardı? İtilaf devletlerini, devletleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilir.
Şimdi 7. maddeye dayanarak İzmir'i işgal ettiler. Aynı şekilde Anadolu'daki yer yer işgaller hep 7. maddeye dayanıyordu. Şimdi Mustafa Kemal'in burada 7. maddenin daha da yaygınlaşmaması için burada Vahdettin'i temsilen, İstanbul'u temsilen buradaki halkı sakinleştirmesi lazım. Ancak Mustafa Kemal ise daha yolda giderken yanında Refet Bele'ye diyor ki orada cumhuriyeti ilan edeceğim. Ya o kafasında Kurtuluş Savaşı'nı bitirmişti zaten. Ya kesin diyor galip geleceğiz zaten. Ama bir de diyor üzerine üstlük cumhuriyet gelecek. Yani bir rejim değişikliği Mustafa Kemal'in daha Bandırma vapurunda kafasında var. Ve bunu Refet Bele'ye söylüyor kankisine. Şimdi burada arkadaşlar Mustafa Kemal'in amacı milli mücadeleyi gerçekleştirmek. Sultan Vahdettin isteyerek ya da istemeyerek ona bir yol açmış. Ve karşılığında da bir rapor istiyor. Mustafa Kemal Samsun'a gittiği zaman ve çevresinde yaptığı çalışmalarla bir rapor yazıyor. Gönderdiği raporda diyor ki İtilaf devletleri bölgedeki emellerinden vazgeçerse sorun kendiliğinden çözülecektir. Şimdi bu durum İstanbul hükümetine bir kafa tutmaktır. İstanbul hükümetinin istediği şeyleri yapmamaktır. Şimdi bana sorar, KPSS lisans sorularında daha önce geldi. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi göreviyle Samsun'a gönderilme sebepleri arasında yer almaz dedi. Arkadaşlar işte bölgedeki o askerlerin terhisi, halkın elindeki silahların teslimi gibi şıklar var. Ve şıklardan bir tanesi ise milli mücadeleyi başlatması. Milli mücadeleyi başlatmak Mustafa Kemal'in kendi fikri. Ondan istenen böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar, tamam mı? Sesle ilgili sorun yaşayanlar acaba bir girip mi çıksalar? Neden böyle oluyor? Birkaç kişi de var galiba. Ses aç varmış. Bak birbirinize teknik destek verin. Ben kaptırdım gidiyorum çünkü burada. Evet. Sonrasında bakıyoruz Samsun raporunda. Şimdi biz hep ihtilal özelliği taşıyan belge olarak Amasya genelgesini görürüz. Ancak bir ihtilal hazırlığı özelliğini de Samsun raporunda görebiliriz arkadaşlar. Çünkü diyor ki İstanbul hükümetine akıl veriyor. Diyor ki İtilaf devletleri bölgedeki emellerinden vazgeçerse sorun kendiliğinden çözülecektir zaten diye Mustafa Kemal böyle bir rapor yazmış. Ve bu bölgenin İngiliz işgalinde olması ve güvenli bir bölge olmaması sebebiyle Mustafa Kemal Samsun raporunu yayınladıktan sonra Havza'ya geçer. Ve nitekim zaten o Havza'ya geçtiğinde artık halkın örgütlendiği, milli mücadelenin, ulusal bilincin uyandığı bir yerdir artık Havza. 19 Mayıs'ta Samsun'dadır. Bakın İzmir'in işgali, bazı tarihleri bileceksiniz. 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgal edildiği tarih. 16 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a doğru yola çıktığı tarih. Ve 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in Samsun raporunu yayınladığı tarih. Samsun raporunda diyor ki İzmir'in işgali haksızdır. Mustafa Kemal'in İzmir'in işgaline karşı tepki gösterdiği ilk belge aşağıdakilerden hangisidir? Samsun raporudur arkadaşlar. İzmir'in işgali hangi belgelere dayanır? Öncülü verdi bana. Mondros Ateşkes Anlaşması, Wilson Prensipleri, Paris Barış Konferansı. Hepsini alacağız. Wilson Prensiplerindeki her millet çoğunlukta olduğu bölgede kendi kaderini kendisi tayin edecektir maddesi. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi, İtilaf Devletleri işgalde kendi güvenliğini tehdit edecek herhangi bir bölgeyi işgal edebilir maddesi ve Paris Barış Konferansı'nda da resmi olarak Yunanlılara İzmir'i işgal etme izninin verilmesiyle İzmir resmi olarak 15 Mayıs'ta işgal edilmiş. Birçok yer biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hemen arkasından işgal ediliyor. Örneğin ilk işgal edilen yer Musul gibi. 5 yıl İstanbul işgal altında kalıyor. En uzun süre işgal altında kalan şehir. Ancak milli mücadeleyi ateşleyen şey İzmir'in işgalidir. Çünkü Yunanlılar bu bölgede hem tahribat yapmış hem de büyük bir cana kasıt gerçekleştirmişler. Köyleri basmışlar, her yeri yakıp yıkmışlar. O biliyorsunuz işte Süleyman Albay Süleyman'ı kafasından vurmuşlar. Bu tarz mağduriyet yaşattıkları için İzmir'in işgali aynı zamanda bu bölgede Türk çoğunluğunun olduğu için, büyük bir haksızlığa uğrandığı için aynı zamanda buna dayanılarak ve işgal yaygınlaştırıldığı için İzmir'in işgali, milli mücadeleyi asıl ateşleyen şey olmuş. Bu yüzden Mustafa Kemal Samsun raporunda İzmir'in işgali haksızdır demiş ki böylece aslında verilen görevin tamamen dışına çıkmıştır.
Ve ardından Havza'ya geçtiği zaman da bu yüzden halkı örgütlemiş ve milli bilinci uyandırmak amacıyla halka Mesudiye Oteli'nde oturup bazıca bir bildirge yazmış. Şimdi biz bildirge ile genelge arasındaki farkı mutlaka bilmeliyiz. Bildirge veya genelge dediğimiz şey bir kişinin kafasında kendi düşündüğü şeylerdir. Derim ki ben yazarım. KPSS kaldırılmalıdır. Her öğretmen adayı zaten hak etmiş olduğu kadrolara atanmalıdır falan filan gibi. Söylüyorum her gün Twitter'da ama bizi takan yok. Şimdi bu bir bildirgedir, genelgedir arkadaşlar. Ancak hep birlikte oturup da TBMM'de bir veya bir gerçekten hukuki dayanağı olan bir şeyde, nasıl diyelim, toplantıda bir karar aldığınızda, ortak kararlar olduğunda biz buna o zaman genelge diyoruz. Kongre diyoruz. Şimdi burada Havza genelgesi Mustafa Kemal'in kendi kafasındakidir. Gerçek olabilirdi veya olmayabilirdi. Halkın desteğini alabilirdi, almayabilirdi ama o Çanakkale'de zaten kahramanlaşmıştı. Mustafa Kemal'i Çanakkale meydan muhalifi, zaten Çanakkale savaşlarında, Anafartalarda, Conk Bayırı'nda, Arıburnu'nda, Kireçtepe'de, Kumkale'de herkes tanıdı. Zaten Suriye-Filistin cephesinde Yıldırım Orduları grup komutanıydı. Gözünün önünden ayırmak istemediği İtilaf Devletleri Mustafa Kemal'den nefret ediyorlardı. Bütün dünya zaten Mustafa Kemal'i tanıyordu. Bu yüzden halkın güvenini alıp almadığından emin olmamakla birlikte şansını denedi. Ve Havza bildirgesinde dedi ki işgallere karşı, yurdun genelinde yapılan işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenecek. Herkes işgal edilmeyen yerlerden bile protesto telgrafları çekecek. Evet, bildirge özneldir arkadaşlar. Özneldir. Kişinin kendi yargısıdır. Tutup tutmayacağını bilemezsiniz. Şansınızı denersiniz. Bildirge yayınlarsınız. Ama kongre ortak karardır. Her kararı Mustafa Kemal'in her istediği gerçekleşecek diye bir durum yoktur mesela. Ki kongrelerde bunu konuşacağız. Başkanlığı falan bir kez daha tartışılmıştır. Havza genelgesinde, Havza bildirgesinde ise halkı bizzat örgütlemeye çalışmıştır. Bizim için şu çok önemli. Milli bilincin uyandığı belge aşağıdakilerden hangisidir? Havza bildirgesidir. Gerçekten Mustafa Kemal böyle bir bildirge yayınlamış ve halk buna büyük bir destek sağlamıştır. Ama burada özellikle bakın notta renkli yerlerde yazdıklarım önemlidir. Hristiyan halka karşı düşmanlık edilmeyecek. Burada kastettiği şey şu. Bizim işgal edilmeyen şehirlerimizde 7. maddeye dayandırılarak işgal altına alınmasın. Azınlıklar zaten gözünün üstünde kaşın var deyip de ortalığı karıştırıyorlar. Fransızların Maraş'taki işgalini hatırlayın. Fransız askerleri Maraş'a giriyor. Orada kadınlar çarşı pazarda geziyorlar. Kadınların peçelerini çekiyor Fransız askerleri. Buna dayanamayan sütçü imam çekiyor bıçakla bir Fransız askerini yaralıyor. İşte ondan sonra ortalık karışıyor ve Maraş savunması böyle başlıyor. Şimdi adamlar zaten ortalık karışsın ki biz de işgalleri daha da yaygınlaştıralım gözüyle baktıkları için terbiyesizler. Daha neler söyleyeceğim de işte bir hanımefendi olarak terbiyem müsaade etmiyor. Şimdi bu gözle baktıkları için Mustafa Kemal diyor ki biz buna diyor ortam hazırlamayalım, buna mahal vermeyelim. Bu yüzden de Hristiyan halkla mitingler sırasında iyi geçinin. Hiç kimseye Allah belanızı versin, burası bizim ülkemiz, defolun gidin falan sakın ha söylemeyin diyor. Bu bizim için önemli. ÖSYM sınavda soruyor. Daha önce yorum sorularıyla da bizim burada hani amacı nedir diye 7. maddeli işgallerin yaygınlaşmasını engellemek bizim özel amacımızdır arkadaşlar. Asıl amacımızdır ve böylece işgallere karşı büyük bir miting operasyonu başlıyor tabiri caizse. İlk mitingimiz 30 Mayıs'ta Havza'da oluyor. Mustafa Kemal 28 Mayıs'ta yayınlıyor. 30 Mayıs'ta örgütleniyorlar. Havza'da büyük bir miting yapılıyor. Ve en büyük mitingler ise Kara Çarşaf mitingleri olarak da bilinen İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda Halide Edip Adıvar'ın devleştiği, yemin ettirdiği herkese ve özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki milli mücadeledeki kadınlarımızın ne kadar da önemli olduğunu. Çünkü herkes arkadaşlar savaşta, cephede ya da cephe yoksa bile Kuvayi Milliye'de. Artık kadınlar da milli mücadelenin arkasına destek veriyorlar. Bu yüzden kadın çoğunluğu çok fazla mitinglere çok fazla şey yapmışlar, rağbet göstermişler. Bu yüzden Kara Çarşaf mitingleri olarak da bilinir.
en büyük mitinglerimiz Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingdir arkadaşlar. İstanbul'da gerçekleşir. Ve burada neyi bileceğiz? Sultanahmet mitingleri, İstanbul'da gerçekleşen mitingler, Türkiye demiyorum o dönemde, yurt genelinde gerçekleşen mitingler neye karşı? İzmir'in işgaline karşı. Sultanahmet mitinglerinin sebebi, bakın, İstanbul'un işgaline değil, İzmir'in işgaline karşı gerçekleşen mitinglerdir. Ve bunun üzerine artık Mustafa Kemal görevini aştığı gerekçesiyle diyorlar ki geri dön. Artık sen saçmaladın iyice. Biz seni niye gönderdik? Biz seni Samsun'a gönderdik. Halkı sakinleştir diye gönderdik. Sen ne yaptın? Havza'ya geçtin. Bir de halka gazı verdin. Ortalık iyice karıştı diye Mustafa Kemal'i çağırıyor İstanbul hükümeti. Yine de arkadaşlar, yine de Mustafa Kemal'in burada zaman kazandığını görüyoruz. Yani doğrudan aslında 9. Ordu müfettişinden alınabilirdi. Veya doğrudan arkadaşlar işte görevine son verilip de hakkında tutuklama kararı çıkarılabilirdi. Ama Mustafa Kemal'e bir nefes daha alma şansı veriyorlar. 9. Ordu müfettişliğinden 3. Ordu müfettişliğine Mustafa Kemal'i düşürüyorlar. Ancak böyle bir ordu yok. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni imzaladığında, bu yüzden 3. Ordu Müfettişi görevinde olmasına rağmen 9. Ordu Müfettişliği sıfatıyla imzalıyor. Böyle bir ordu olmadığı için ben diyor halkın diyor işte gerçekleştirdiği görevdeyim deyip 9. Ordu Müfettişliği ile imzaladığı son belge olarak da Amasya Genelgesi'ni görüyoruz. Milli mücadelenin amacını, gerekçesini ve yöntemini belirten, yine Mustafa Kemal'in öznel fikirlerinden oluşan, bizzat kendi fikirlerini kaleme aldığı bir genelgedir ama bize daha önce ÖSYM sordu. Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Vali Hamit Bey, Kazım Karabekir, Cemal Paşa gibi kişilerin de onaylamasının sebebi, Mustafa Kemal'in bunları onaylatmasının sebebi, temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir dedi. Milli mücadeleyi arkadaşlar bütün halka indirgemek istemiştir. Ulusallaştırmak, bu fikirleri sadece benim fikrim değil diyerek. Çünkü herkes Mustafa Kemal'le aynı fikirde değil. Kazım Karabekir'i destekleyen ve onun yanında olanlar başka insanlar, başka fikirdeki, ideolojideki insanlar. Mustafa Kemal'i destekleyenler başka ideolojideki insanlar. Unutmayın ki örneğin bir Kazım Karabekir saltanatçıdır. Ama Mustafa Kemal cumhuriyetçidir. Ama yurt savunması söz konusu olduğunda biliyorsunuz ki herkes birleşir. Bugün Allah korusun, hepimiz farklı farklı ideolojilerdeyiz. Hepimiz farklı farklı siyasi partilere oy veriyoruz değil mi? Yeri geldiğinde birbirimize sanki futbol takımında fanatik böyle oluyormuş gibi böyle destekliyoruz falan. Ama eskaza ülkemizde herhangi bir böyle ulusal savunma durumu olsa herkes anında her şeyi unutur ve biz hep birlikte tek yürek oluruz. Mustafa Kemal'in milliyetçilik tanımı da böyledir. Kederde, tasada ve kıvançta bir arada olan insanlara millet denir der. Ve biz bunu Türk milleti olarak adlandırırız. Burada kederde ve tasada ve kıvançta, yani kederde kendisiyle aynı ideolojiye sahip olmasa da silah arkadaşlarıyla birlikte onaylatmıştır fikirlerini ve her birinden de ayrı ayrı onay almıştır. Milli mücadelenin amacını, gerekçesini ve yöntemini belirtir. Amacı nedir? Ulusal bağımsızlıktır arkadaşlar. Gerekçemiz ise nedir? İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememektedir. Şimdi ben burada bunu ezbere biliyorum. Diyorum ki aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin gerekçesini oluşturan maddedir derse, siz orada zaten İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememektedir maddesini işaretlersiniz arkadaşlar. Ancak burada aynı zamanda bu maddenin ihtilal özelliği taşıyan maddesi olduğunu bilmelisiniz. Mesela diyecek ki bize, milli mücadele hazırlık döneminde Amasya Genelgesi'ndeki aşağıdaki maddelerden hangisi milli mücadelenin ihtilal özelliği taşıdığını kanıtlar, ilk ihtilal maddesidir derse, hemen orada gerekçeyi arayacağım. Çünkü İstanbul hükümetini, yani idareyi kötüleyen, onların
idaresinin doğru olmadığını söyleyen ve bunu beğenmeyen ve eleştiren bir cümle var burada. İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememektedir. Ulusal bağımsızlık temel esastır ve yöntem nedir? O zaman Mustafa'cığım çözüm ne? Çözüm milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani buna millet karar verecektir diyor. Burada arkadaşlar bugün günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim azim ve kararımız nerede belli? Sandık başında. Ne diyoruz? Sandıktan ne çıkarsa çıksın kabulümdür diyor siyasiler. Demek zorundalar. Çünkü halkın iradesi her şeyden üstündür. Mustafa Kemal bunu 1919 yılında söylemiş. Bunu söylediği için milletin azim ve kararı eğer ki bunu kurtaracaksa ve düzenleyecekse, o zaman arkadaşlar demek ki cumhuriyetçilik, ulusal egemenlikten bahseden, ilk kez ulusal egemenlikten bahseden belge Amasya Genelgesi, ulusal egemenlikten bahsettiğini iddia ettiğimiz madde ise milli mücadelenin yöntemidir. Milli mücadelenin yöntemi neymiş? Ulusal milli geleceğimizde yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Milletin kararı nerede belli olur? Sandık başında belli olur. O zaman ulusal egemenlikten ilk kez bahsedilmiştir ama dikkat et. Sınav sorularında bana dedi ki, aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için doğru bir bilgi değildir dedi. Arkadaşlar burada ulusal egemenlik uygulamaya başlanmıştır. Ulusal egemenlik yürürlüğe konmuştur. Cumhuriyetçilik benimsenmiştir gibi kesin ve keskin cümleleri yanlış kabul ediyoruz. Burada ulusal egemenlikten ilk kez bahsedilmiştir, hissettirilmiştir, yumuşak bir fikir belirtilmiştir ama ulusal egemenliğin kabul edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla gerçekleşir. Cumhuriyetin ilanıyla cumhuriyetçilik gerçekleşir. Bu yüzden biz milli mücadele içerisinde ulusal egemenlikten ilk kez bahsedilmiştir, hissettirilmiştir gibi bir cümleyi Amasya Genelgesi'nde kabul edebiliriz. Ama uygulamaya konmuştur gibi kesin bir cümle varsa eğer soruda, sorudaki o cevap bizim için yanlış cevaptır arkadaşlar. Ve başka bir bilgi düzeyi. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte oturup 3 gün konuşup bunu yazmış ve Saraydüzü'nde Kışlayı Humayun'da arkadaşlarına imzalatmış. Bizzat imzalayanlar arasında Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, bakın Mondros'u imzalayan adam, Refet Bele, enişteniz, Samsun Valisi Hamit Bey, bu arada enişteniz diyorum, Sabit Sürekli dersinde olsanız, Refet Bele hep unutulan adam arkadaşlar. O yüzden birçok yerde var, Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nda da biliyorsunuz aynı zamanda Batı Cephesi Komutanı falan. Refet Bele'nin unutulmaması açısından ben hep ona enişteniz falan diyorum. Bu şekilde bir kodlanıyor. Enişteniz Refet Bele arkadaşlar. Çok önemli bir adamdır. Milli mücadeleye çok büyük destekleri var. Önemli bir şahsiyet, unutmayacağız. Bununla beraber Kazım Karabekir ve Mersinli Cemal Paşa telgrafla onaylamışlar. Telgrafla onaylatmasının sebebine bakın daha farklı fikir adamlarından da onay almayı amaçlamıştır arkadaşlar. Böylece kararlar bireysel olmaktan çıkmış ve halk tarafından benimsenmesi de kolaylaşmış. Mustafa Kemal'i sevmeyebilirsin ama Kazım Karabekir'e inanıyorsundur. Mustafa Kemal'i sevmeyebilirsin ama Mondros'u imzalayan Rauf Orbay'a inanıyorsundur. Yani farklı farklı fikirlerdeki herkesi bir araya toplamış. Ne için? Ulusal bağımsızlık için. Bizim amacımız milli bağımsızlık çünkü. Önce bir vatanı kurtaralım da bir bağımsızlığımızı elde edelim de ondan sonra egemenliği padişaha mı bırakırız? Cumhuriyet mi ilan ederiz? Meşrutiyete mi döneriz? Bunların hepsine sonra karar veririz. Herkesin ortak fikri ilk etapta ne? Ulusal bağımsızlıktır. Önce milli bağımsızlık amaçlanmıştır arkadaşlar. Ve Amasya Genelgesi'nin maddelerinden bir tanesi. Diyor ki, belediyeler ve cemiyetler tarafından seçilecek olan üçer tane delege Temmuz ayında işgalden uzak bir yerde yani Sivas'ta toplanmalıdır diyor. Arkadaşlar ulusal bir kongre olan Sivas Kongresi'nin toplanmasına Amasya Genelgesi'nde karar verilmiştir. Ancak şuna dikkat et. Ne diyor Mustafa Kemal? Temmuz ayında. Hangi aydayım? Haziran ayında. Haziran'dan Temmuz'a ulusal bir kongreyi toparlamak çok da kolay değil. Bu yüzden zaten Sivas Kongresi'nin tarihine baktığımızda Eylül ayında toplandığını görüyoruz. Demek ki Temmuz ayında toplanan ise nedir? Erzurum Kongresi'dir. Mustafa Kemal ulusal kongre olan Sivas Kongresi'nin toplanmasını Amasya Genelgesi'nde öngörmüştür, karar vermiştir arkadaşlarıyla.
Ancak bu kongrenin tarihi istediği zamanda değil, Eylül ayında birkaç ay gecikmeli olmuştur. Bu süreç içerisinde de Mustafa Kemal nereye gitmiş arkadaşlar? Erzurum Kongresi'ne misafir olarak katılmıştır. Demek ki Amasya genelgesinde hangi kongrenin, tekrar söylüyorum, hangi kongrenin toplanmasına karar verilmiş? Sivas. Şimdi Mustafa Kemal diyor ki belediyeler ve cemiyetler tarafından seçilecek üçer tane delege Temmuz ayında Sivas'ta işgalden uzak bir yerde toplanmalı. Ulusal bir kongrenin toplanmasına Amasya genelgesinde karar verilmiş. Ancak üçer delegenin toplanması bir ay içerisinde Temmuz ayında olması pek de kolay olmayacağı için ancak Eylül ayında toplanabilmiştir. Mustafa Kemal'in istediği gibi ulusal kongre toplanmıştır ama onun istediği tarihte toplanmamıştır. Bu yüzden Mustafa Kemal de kendisinden bağımsız olarak toplanan Erzurum Kongresi'ne arkadaşlar misafir olarak katılmıştır. Erzurum Kongresi çünkü Mustafa Kemal'in öngördüğü bir kongre değildir. Bölgesel bir kongredir, birazdan konuşacağız. Ne diyoruz biz? Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından toplanılan bir kongreye Mustafa Kemal Sivas Kongresi toplanana kadar zaten sen de görevinden alındın hadi gel denilerek, davet edilerek katılmıştır. Mustafa Kemal'in istediği ulusal kongre ise Sivas Kongresi Amasya genelgesinde toplanmasına karar vermiştir. KPSS lisans sorularından bir tanesinde de şunu sordu. Dedi ki Mustafa Kemal Amasya genelgesinde Sivas Kongresi'nin toplanmasını öngörmüş, belediyeler ve cemiyetler tarafından seçilecek üçer delegenin katılmasını öngörmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir dedi. Sebep arkadaşlar, milli mücadele yanlısı kişilerin kongreye katılmasını sağlamaktır. Şimdi biz gidiyoruz, diyoruz ki Balıkesir'den şey gelsin, delege gelsin, Sivas'tan delege gelsin, işte Amasya'dan delege gelsin ama biz buradaki herkesi tanımıyoruz. Orada gerçekten milli mücadelenin yanlısı olan kişileri kim tanıyor? Orada yaşayanlar, yerel halk tanıyor. O yüzden belediyeler ve kurulan yararlı cemiyetler tarafından seçilecek olan, gerçekten milli mücadele yanlısı olan üçer delege katılsın demiş. Buradaki amacımız gerçekten milli mücadele yanlısı olan kişilerin cemiyet konferansa, kongreye katılmasıdır. Ve gelirken de her birisi kimliklerini gizli tutsunlar ve duyulmadan, yani gizli toplantıdır Sivas Kongresi. Herkese davul zurnayla duyurulmamıştır. Nitekim 56 kişi Erzurum Kongresi'ne katılırken, 56 delegesi varken 38 delegeyle Sivas Kongresi toplanmıştır. Yerel bir kongre daha çok kalabalıkken ulusal kongre daha az kişiyle toplanmıştır. Çünkü arkadaşlar güvenlik tedbirlerine takılmışlar. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre biliyorsunuz bütün yol ağlarını kapatmışlar. Her yerde adım başı nereye gidiyorum? Eltimgil'e gidiyorum falan gibi bir durum söz konusu. Herkes kağıtları, erkekler özellikle şey yapılıyor yani tedbir amaçlı olarak sürekli kontrol altındalar. İtilaf devletleri bütün yolları, tünelleri, Toros tünellerini biliyorsunuz, deniz yollarını hepsini kontrol altında tutuyor. Bu yüzden Anadolu'da bir yerden başka bir yere gitmek pek de kolay değil. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemindeki bu süreçte geçtiği şehirler, yani nereden başladım? Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve son olarak Ankara. Bu bizim kurtuluş yolumuzdur arkadaşlar. İstiklal yolu değil bak. Kurtuluş yolu olarak da kabul edilen yolumuzdur. Mustafa Kemal'in genelgeler imzaladığı, genelgeler yayınladığı, kongrelere katıldığı yerler bizim kurtuluş yolumuz olarak da bilinen yerlerdir. Ve bu yüzden işte genel kongreye, Sivas Kongresi'ne gizlice, herkes kimliğini gizleyerek sessizce gelsin demiş ve belediyeler, cemiyetler tarafından üçer delege gelmiş deniyor. Dersimiz 40 dakika falan sürecek hocam. Başladık. 40 dakikalık bir süremiz var. Ondan sonra zaten bir şey kalmamış. Benim muhabbetim, anlatmam bitmez. Ama işte süremiz az. Bu akşamlık şöyle bir tanışalım, birbirimizi tanıyalım diye arkadaşlar toplandık. Hem de konuşmuş olalım, herkesin kulakları çınlasın diye arkadaşlar. Evet, gizleme olayı Sivas Kongresi'ne gelirken hocam. Sivas Kongresi'ne gelenler kimliklerini mutlaka gizlesinler diyorlar. Tamam, tek ders hocam. Evet, sonra başka bir maddemizde diyor ki, mevcut olan diyor askeri ve milli örgütler kesinlikle dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve başkalarına teslim edilmeyecek. Kimden bahsediyoruz? 15. Kolordu, Kazım Karabekir. Bu kadar saltanatçı,
bu kadar hilafetçi bir adam, milli mücadeleye bu kadar destek veren bir adam, muazzam bir adam yani. Ve nitekim Mustafa Kemal'le ideolojik olarak çok çatışmalarına rağmen arkadaşlar 15. kolorduyu dağıtmamış ve hatta ben ve ordularım emrinizdeyiz paşam demiş arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ne onu davet etmiştir. Aynı zamanda burada örgütler, daha önce kurulan bir örgüt var. Daha en başında Kars İslam Şurası arkadaşlar. En başında kurulan örgüttür ama Mondros'tan sonra, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandıktan sonra kurulan ilk cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan da önce kurulan ilk cemiyet Kars İslam Şurası'dır. Mustafa Kemal'in bahsettiği şey bu. Yani Mondros'tan sonraki işgallerle yararlı cemiyetler kuruldu ama daha bu kurulmamış olan cemiyetler bile, yani daha önce kurulmuş olan cemiyetler de sakın ha dağıtılmasın. Milli birlik, beraberlik bizim için çok önemli çünkü. Ama burada henüz yerel direniş var. Biz bunu ulusallaştırmaya çalışıyoruz. İşte Havza Bildirgesi'nde ulusal bilinci uyandırdık. Herkes şunu gördü. Dedi ki sadece benim şehrim işgal edilmemiş. Meğerse her yerde işgal var. Allah belanızı versin demişler. Yani burada bu şey gibi, bakın ben İzmit'te yaşıyorum. Allah korusun ya Rabbim. 99 depreminde arkadaşlar, sonradan böyle işte şeyleri, haberleri falan filan izliyoruz. Enkaz altında kalanlar anlatıyorlar. Gölcük'te donanmaya falan çok yakın olanlar. Zannetmişler ki evleri hemen çökmüş. Demişler ki burada hemen donanma var. Herhalde bir tek bizim bina çöktü çürük olduğu için. Hemen gelirler bizi kurtarırlar. Çıktıktan sonra enkazdan bir bakıyorlar ki her yer yerle bir. İşte aslında Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan tam da bu. İşgaller gerçekleştiğinde herkes zannediyor ki ilk olarak sadece kendi şehrinde işgal başladı. Meğerse örgütlendikten sonra bir anlıyorlar ki İtilaf devletleri her yere haksız olarak girmiş, işgal etmiş. İşte Mustafa Kemal bunun sesi oldu. Havza bildirgesiyle bunun sesi oldu ve şimdi Amasya genelgesiyle de bunun çaresi olmaya çalışacak. Ve diyor ki temsil heyeti çok önemli, uyan. Diyor ki hükümet işlerini yönetecek olan baskı ve denetimden uzak bir heyet oluşturulmalı. Şimdi bunu neye bağlayacağız? Gerekçeye bağlamalıyız. Milli mücadelenin gerekçesi neydi? Dedi ki İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getiremiyor. Çünkü İtilaf devletleri İstanbul'u fiilen işgal ettiler. Oturdular, ayaklarını uzattılar, Vahdettin'e karşı çay içiyorlar, ıhlamur içiyorlar. Bu yüzden eli kolu bağlı İstanbul hükümeti hiçbir şey yapamıyor. Bu sebeple hükümet gibi çalışacak, yürütme işlerine bakacak, İstanbul hükümetinin yerine bir heyet oluşturulmalıdır diyor. Nerede? Amasya genelgesinde. Ezberle, bir arada bağla. Temsil heyetinin oluşturulmasına ilk kez Amasya genelgesinde karar verilmiştir. Temsil heyeti ilk kez Erzurum Kongresi'nde oluşturulmuştur. 9 kişiden oluşur ve temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsil eder şeklinde kabul edilir. Bu yüzden sadece Doğu Anadolu'yu temsilen bir temsil heyeti oluşturulmuştur. Ve Sivas Kongresi'nde üye sayısı 15'e çıkar. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder şeklinde düzenlenir. Böylece temsil heyeti İstanbul hükümetinin yerine yürütme organı olarak çalışmaya başlar ve Sivas Kongresi'nde ilk tayinini, ilk yürütme işini yapar. Ali Fuat Cevesoy'u Batı Cephesi'ne komutan olarak tayin eder. O zaman temsil heyetinin görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar devam eder. 1. TBMM açıldığında temsil heyetinin görevi de son bulur arkadaşlar. Çünkü TBMM'nin içerisinde bakanlar tek tek oylanarak seçilirler. Bir icra vekilleri heyeti oluşturulur. Bu sebeple temsil heyetine artık ihtiyaç yoktur arkadaşlar, tamam mı? Bu sebeple bizim için temsil heyeti çok önemlidir. Sınav sorusu geldi bize. Sınav sorusunda dedi ki, hocam önemli olan bağlamak ya. Sınav sorusunda dedi ki, temsil heyeti işte oluşturulmuştur diye anlatmış yukarıda. Aşağıdakilerden hangisi? Temsil heyeti aşağıdakilerden hangisinin görevini üstlenmiştir diye sordu. Şıklarda A şıkkına Mebusan Meclisi, B şıkkına da İstanbul Hükümeti'ni koydu. Arkadaşlar Mebusan Meclisi'ni yukarı koydu, hızlı olanlar atladılar ama cevabım neydi? İstanbul Hükümeti'ydi. İstanbul Hükümeti'nin yerine kurulmuştur temsil heyeti ancak TBMM açıldığında görevi son bulur. Son bulmasının sebebi icra vekilleri heyeti oluşacak TBMM'nin içerisinde. Ve burada
meclis içerisindeki bakanlar tek tek oylanarak seçilecek. Bu yüzden temsil heyeti artık yerine gerçekten halkın oluşturduğu bir meclis tarafından başka bir hükümet oluşturulmuş olacak arkadaşlar. Evet, Instagram'da Selin Hoca tarihinden beni etkileyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'da da Selin Ortaç olarak bulabilirsiniz. Evet, ve online eğitimlerde sadece tek uzamda varım arkadaşlar bu yıl. Haberiniz de olsun. Evet, ve Amasya Genelgesi'nin en önemli özelliklerinde notlarımızdan bir bakalım. Bu bizim için defalarca soru olmuş ve en önemli kısımlarıdır. Çok iyi öğrenelim arkadaşlar. Diyelim ki, bakın, Amasya Tamimi, Amasya Genelgesi, Amasya Bildirgesi, 3 tane ismi var, böyle de geçebilir. Bu bizim için ihtilal özelliği taşır. İhtilal özelliği taşımasının sebebi neydi? İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememişti. İşte bu yüzdendi. Bununla birlikte Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra artık 9. Ordu Müfettişliği görevi tamamen sona ermiş. O da hakkında tutuklama kararı çıkarılmış ve Mustafa Kemal de mecburen askerlik mesleğinden istifa etmiş. Arkadaşlar, askeri kıyafetinden başka hiçbir şeyi olmayan adam Erzurum valisinin emanet takım elbisesini, lacivert takım elbisesini giyerek Erzurum'a doğru hareket etmek zorunda kalmış. Üzerine böyle işte tadilat yapmışlar falan. Kendine ait kıyafeti bile yok adamın. O kadar asker ki. Ve Mustafa Kemal Erzurum'a giderken ilk sivil hayatı başlamış. Mustafa Kemal'in askerlik vazifesiyle imzaladığı son görev Amasya Genelgesi'dir. Mustafa Kemal'in sivil hayatı ise Erzurum Kongresi'yle, sivil çalışmalar Erzurum Kongresi'yle başlamıştır. Ne zamana kadar? 5 Ağustos 1921'deki başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal başkomutan olarak TBMM tarafından tayin edildikten sonra Mustafa Kemal artık ordunun başkomutanıdır. Askerlik mesleğine tekrar döner. 3 ay süreyle başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal'e başkomutan görevi verilir. 3 ay toplam 4 kez uzatılır. Son uzatmada Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilene kadar Mustafa Kemal başkomutandır. Günümüzde Cumhurbaşkanımızla ilgili mesela hani başkomutanlığıyla ilgili bazı şeyler çıktı yani televizyonda falan da, şimdi bilen bilmeyen falan fark etmez. Hukuki dayanak olarak şunu unutmayın. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçildiğinde başkomutan olması sebebiyle günümüzde A, B, C hiç fark etmez kim olursa olsun Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanıdır. Bu görevi, vatandaşlık bilgisi, bu görevi Cumhurbaşkanı adına Genelkurmay Başkanı üstlenir. Ama asıl görev kimdedir? Cumhurbaşkanındadır. Bu Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'na göre hukuki bir dayanaktır arkadaşlar, tamam mı? O yüzden şu andaki Cumhurbaşkanımız veya sonraki Cumhurbaşkanımız veya önceki Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ten beri aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ordusunun başkomutanıdır arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal başkomutanlık yasasına kadar sivil hayatına başlar. Erzurum Kongresi'ne başladığında, gittiğinde sivildir ve burada artık dediğimiz gibi misafir olarak katılacak. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Mustafa Kemal'in herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Ulusal egemenlikten ilk kez bahseden belge Amasya Genelgesi'dir dedik. Ne dedi? Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin azim kararı nerede? Sandık başında belli olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu yüzden ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Kesindir demiyoruz. Ulusal egemenliğe geçirmiştir. Cumhuriyet kabul edilmiştir. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bu netlik 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanıyla gerçekleşecek. Ayrıca Amasya Genelgesi'nde asla İstanbul hükümetine karşı çıkılmasına rağmen padişaha, saltanata, hilafete karşı en ufak bir rencide edici veya karşı olduğunu belirten bir cümle yok. Çünkü unutmayın ki o ülke yüzyıllardır saltanat ve hilafetle yönetiliyor. Halkın çoğunluğu hala saltanatçı ve hilafetçidir. Bu milli mücadelede destek bulmaktan Mustafa Kemal'i alıkoyardı. Çok zekice bir harekette bulunmuş, demiş ki önce bağımsızlık, sonra egemenlik. Önce bağımsızlık demiş arkadaşlar ve Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal açık bir şekilde demiş ki artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil,
tabi olmak zorundadır. Çünkü büyük bir Anadolu hareketi başlamıştır. Özellikle Erzurum Kongresi bizim için Misak-ı Milli'nin temelini oluşturacak. Misak-ı Milli'nin temeli de Lozan Anlaşması'na temel oluşturacağı için günümüzdeki Lozan Anlaşması'nın genel maddeleri, Lozan Anlaşması'nın temel fikrinin oluşmasında etkili olan asıl belge bu yüzden Erzurum Kongresi olacaktır arkadaşlar. Evet, maalesef ki bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Erzurum Kongresi'ne geçemiyorum. Ama Mustafa Kemal'i bir Erzurum Kongresi'ne göndermek isterim. Ondan sonra yol vereceğim. Mustafa Kemal yola çıkar, sivil kıyafetine girer, giyer. Hakkında tutuklama kararı çıkmıştır. Ve trenle Erzurum'a doğru hareket eder. Yolda kendisi hakkında tutuklama kararı çıkacağı için oldukça endişelidir. Ve nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmez. Ilıca civarında dururlar, tren durur ve orada bir ihtiyar heyetini görür. Burada daha önceden göz aşinalığının olduğu Adana'da pamuk tüccarı olan oldukça zengin 70 yaşlarında yaşlıca bir Mevlüt Ağa denilen bir adamı görür. Onu karşılayan o ihtiyar heyeti içerisinde Mevlüt Ağa'ya der ki, takılır böyle şakacı da bir adam biliyorsunuz, der ki hayırdır der. Geçiminiz yok muydu Adana'da? O yüzden mi buraya geldiniz? Yani paranız mı az geldi diye getirir. Ve Mevlüt Ağa der ki, hayır der. Çok şükür geçimimiz iyidir. Ancak duydum ki bazı ırzı kırıklar Erzurum'u Ermenilere verecekmiş. Kimin malını kime vereceklermiş? Onun hesabını sormaya geldim der. Ve Mustafa Kemal orada bir aydınlanır, bir mutlu olur, gözünden yaş gelir der ki, görüyorsunuz değil mi? Bu milletle neler yapılmaz. Ve bu meşhur sözünü burada Ilıca'da Erzurum Kongresi öncesi söyler. Ve Erzurum Kongresi'nde de gerçekten çok güzel bir şekilde karşılanır. Ve zaten kendisi hem temsil heyetini oluşturduğunda orada da başkan olacak. Ve aynı zamanda kendisini toplamadığı bir kongrede de kongre başkanı seçilecektir arkadaşlar. Evet, öyleyse hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için. Tek uzamede aracı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar görüşürüz. Bir sonraki dersle ilgili tek uzamdan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.